Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında tel şehriye çorbası yapacağız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle bir tenceremize bir yemek kaşığı tereyağı alalım. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Yağımız eridikten sonra doğramış olduğum bir adet soğanı ekliyorum. soğanımız ara ara karıştırarak yağımızda iyice soteleyelim Daha sonra bir yemek kaşığı un ekliyorum. Tencerenin kenarında unumuzu kokusu çıkana kadar iyice kavuralım. Yarım yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı dolusu domates salçası ekliyorum. Salçamızla yağımızla birlikte iyice kavuralım. Daha sonra unumuzla birlikte iyice harmanlıyorum. Azar azar soğuk su ilave ederek salçamızın açılmasını sağlayalım. Salçamızla birlikte unumuzda pürüzsüz bir kıvam alacaktır. Daha sonra baharat olarak bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı kuru nane, bir tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum. Bir kase de domates sosu ekliyorum. Domates sosunuz yoksa 3 adet domates rendelemeniz yeterli olacaktır. Ara ara su ilavesi yaparak sosumuzun açılmasını sağlayalım. Mutlaka soğuk su ilave edin yoksa a, topaklanmalar olur. Un kullandığımız için bir buçuk litre su ekledim arkadaşlar soğuk su e, suyumuzu ekledikten sonra kaynamaya bırakalım. Evet arkadaşlar çorbamın suyu kaynadı gördüğünüz gibi köpük köpük dolmuş e, çok e, çabuk taşan bir çorba mutlaka kontrollü pişirin kapağını da tam kapatmayın. Daha sonra kaynayan çorbamızı bir çay bardağı dolusu tel şehriye ekliyorum. Arada karıştırıyorum ki tel şehriyemiz döktüğümüz anda dibine tutmasın. Daha sonra üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve kaşığımla şöyle güzel bir karıştırıyorum. İyice bir karıştıralım ki şehriyemiz eşit oranı dağılsın ve koyulaşana kadar pişmeye göndereceğim. Evet arkadaşlar çorbam pişti. Gördüğünüz gibi hala duman üzerinde. Şöyle bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yoğunlaşmış koyu bir kıvam almış. Bir 15 dakika dinlendireceğim. Zaten dinlendikçe de daha da bir koyu kıvam, kıvam alacak. Daha sonra sizlere sunumunu yapacağım. Evet arkadaşlar, bir 15 dakika dinlendirdim. Gördüğünüz gibi çorbam tamamen yoğun bir kıvamda. Hemen sizlere servisini yapacağım. Evet arkadaşlar, çorbam servise hazır. Gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka iftar sofralarınıza yapın. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hoşça kalın. Allah'a emanet olun.